sizlere esasen zihinsel noktada bir başka yere taşıyacak bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Son anda stratejik davrandım. Normalde hazırladığım sunumu 1,5-2 saat önce kadar değiştirdim. Neden değiştirdim? Çünkü meslektaşlarımın, buradaki değerli mevkidaşlarımın sunumlarında webilere, istatistiklere fazlasıyla zaten yer verildi. Ben daha fazla işe yarayacak hap bilgiler, zihin tutumları, ters köşe yapacak bilgiler vermek isteyeceğim çünkü sizlere. Sektörde nereden baksanız 19. yılım. Böyle söyleyince de yaş çıkıyor sanki ortaya gibi oluyor. Ve son noktada geldiğim yerde de World Efe Ticaret Vakfı'nın genel sekreterlik pozisyonu yapmakla birlikte bu kimlik başka bir kimlik ama benim asıl kimliğim elektronik ticaret ve dijital pazarlaması. 2016 yılından beri de yapay zeka uygulamalarıyla alakalı birçok startup içerisinde bulundum. Yine 2016-2017 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam bir TEDx sahnesinde henüz bu kadar sokağa inmeyen yıllarda yapay zekayı TEDx'te konuştum. Vesaire vesaire. Şimdi bunları birleştirelim. Yani puzzle'ı bir birleştirelim, inşa edelim. Şunu öğrenebiliyor muyuz acaba? Açık mıdır? Tamam. Bir yardım istesem. Açık. Okey, teşekkür ederim. İki tane temel basit soru. Dijital pazarlamayı halihazırda kullanıyorum diyenler. Ben dijital pazarlamayı şu anda işletmemde, kendi yapımda, organizasyonumda kullanıyorum diyenler var mı? Aktifte. Bu bir pazar yeri de olabilir. Yani bir pazar yeri içerisindeki bir dijital pazarlama tool'larını kullanıyor da olabilirsiniz bu arada. Bir iki sanki kişi gördüm. Siz varsınız. Nerede kullanıyorsunuz? Google Meta. Ürün satışı için. Ürün satışı için. Bir kişi daha vardı. Siz vardınız. Ürün üretici mi, satıcı mısınız? Satmak için kullanıyorsunuz. Kendi siteniz. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Şey, ajans gibi hissettim şu anda burayı. Ajans hizmeti mi yoksa şey mi? Normal kendiniz için mi kullanıyorsunuz? Organizasyon nedir? Yapı nedir acaba? Tekstil. Üretim var. Satış var. Dijital pazarlama da içeride. Süper. 3-4 kişi var. Tamam. O zaman biraz şöyle toparlayalım. Anlatım şeklini belirlemek için de sordum bunu özellikle. Son olarak diğer sorum. Pazar yerlerinde kendi ürünün hacmini arttırabilmek için dijital pazarlama tool'u kullanıp bütçe harcayan var mı? Pazar yerleri içinde. Yurt içi de olabilir, yurt dışı da olabilir bu. Yani trend kullanı... Ne kadar harcıyorsunuz orada? Aylık 10 bin bandında. Ha, siz bitirdiniz artık harcamıyorsunuz. Tamam. Başka var mı? Pazar yerlerinde harcayan. Etsy, Amazon, Trendyol, başka yerler. Rusya. Ürünler neydi? Ürün grupları neydi acaba? Ha, kadın giyim üzerine. Bıraktınız herhalde siz de reklam vermeyi. Tamam. Başarısız örnekler var. İyi, yani baktığınız zaman başarısız örneklerden bir ders almak lazım. O zaman süreç yönetimini ben şimdi kafamda sizlerden bu geri bildirimleri aldıkça biraz daha şekillendiriyorum. Şöyle. Öncelikle Ozon'da 20.000 TL harcama hikayesi var. Hepsi burada da aylık 10.000 TL bandında harcama hikayeleri var. Herkesin beklentisi gün sonunda ilgili pazar yerinde ya da kendi dotcom'unda bir satış alabilmek. Ama hep başarısız hikayeleri dinledik. Başarı hikayesi duyamadık henüz. Dijital pazarlamada bütçe harcadım. 1'e 5, 1'e 7, 1'e 10, 1'e 20 getirdim diyen var mı? Pazar yeri dahil soruyorum bunu. Pazar yeri dahil soruyorum. Veya kendi sitenizde. Yok. Bir yerlerde bir şeyler hatalı. O zaman birazcık zihin ve tutuma bakmamız lazım. Şimdi şöyle hayal etmenizi isteyeceğim. Şunu düşünmenizi isteyeceğim. Bir ürün üretiyorsunuz. Ürettiğiniz ürüne çok güveniyorsunuz. Ürünü Türkiye sınırları içerisinde yerleştirdiğiniz, belki bir başarı aldınız veya alamadınız, öğrenme süreci devam ediyor. Ürünü Türkiye'nin dışına çıkarmaya başladınız ve rakiplerinizin global olduğunu görmeye başladınız.
global rakiplerin olduğu ve global üreticilerin olduğu yerde tutunmak istiyorsunuz. Tutunarak markalaşma sürecinizi pazar yerlerinde bir yere getirmek istiyorsunuz. Ama bir yerlerde hatalar, bir yerlerde bir şeyler kaçıyor. Muhtemelen ya optimizasyon yapılmıyor, ya pazar analizi yapılmıyor. Dibine girdikçe bulunabilecek bir sürü şey var. Ben size bugün yarım saat içerisinde hap bilgileri vereceğim. Mümkün olduğu kadar zihinsel tutumu sağlamaya çalışacağım. Birazcık ters köşe yaptırarak bakış açınızı değiştirmeye çalışacağım. Bana ayrılan süre içerisinde. Bir, pazarda analiz. Yani şimdi hepimiz her kategoride, her stratejide ya da neye başlarsak başlayalım, hepimizin söylediği temel bir cümle: pazar ve analiz. Neyi anlamam lazım pazar ve analizde? Yani bugün Amerika'da tekstil çok satıyor. Birkaç hafta önce Denizli'deydim. Denizli'den edindiğim bir örneği anlatacağım. Şimdi Denizli'deki üretilen tekstil ürünlerini Amerika Amazon'da Türk satıcılar domine ediyor. Yalnız burada bir tane büyük soru işareti var. Hangi üründe? Hangi alt kırılımda? Nerede neyi domine ediyor? Nasıl ediyor? Yani böyle kulaktan dolma bilgilerle değil, araçlarla bir kere iyi incelenmesi lazım ve iyi analiz edilmesi lazım. Dolayısıyla ben bu sunumu değiştirdim. Size vaka analizleri getirdim. İki tane vaka analizi getirdim. Bugün onları paylaşacağım. Ürün geliştirmeyi anlatacağım. Pazarlama stratejisindeki en azından zihinsel yol akışını anlatacağım sizlere burada. Anahtar kelimelerin gücünden birazcık bahsedeceğiz. Lansman ve rekabet çok önemli. Rakip yorumlarına bakarak ürün geliştiren var mı? Rakip yorumlarını inceleyerek ürün geliştirdim diyen var. Deneyiminizi bir dinlemek isteriz aslında. Rakipler, yani hangi pazar için konuşuyoruz? Amazon Amerika hangi kategori? Sadece üst kategorisi yeter. Kulaş boyası. Rakiplerde neyi incelediniz ürün geliştirirken? Guaj boya. Guaj boya neyi incelediniz rakiplerde ürün geliştirirken? Çok güzel. Muhteşem. Muhteşem. Stonlu sunumunda konusu var. Bakacağız. Ters köşeleri yakalamaya çalışalım. Bakış açısını değiştirmeye çalışalım. Tebrik ediyorum bu arada. Influence etmek, nüfus etmek, video marketing ve yapay zeka. Yapay zeka konusunda çok değerli hocamız aramızda zaten. Bugün güzel bir sunum izleyeceğimize inanıyorum. Şimdi pazar analizi, ben çok buraları temel basic anlatacağım. Vaka analizlerinin üstünde daha çok durmak istiyorum. Çünkü işe yarayacak gerçek bilgiler orada. Yani teori evet cebimize koyalım ama bizim birazcık da uygulama ihtiyacımız var, farkındayım. Girmek istediğim pazar, eğer benim X bir ülke, Y pazar yeri, C kategorisi ise, yapmamız gereken ilk şey, dijital pazarlama sürecinden bir adım önceki yeri anlatıyorum. Mümkün olduğu kadar çok fazla bir şekilde analiz yapmak. İncelemek, araştırmak, rüyalarınıza girecek kadar araştırma yapmak. Pazarda yer alan ürünleri incelemeniz gerekecek. Çünkü o öyle yapmışlar, hareket edilerek bir dijital pazarlama bütçesi harcanamaz ya da oluşturulamaz. Çeşitli forecastler oluşturulabilir ama işte başarısızlık örneklerini dinledik gelişti. 20.000 TL o zamanda, 10.000 TL hepsi burada aylık bütçeler. Ama satış yok gün sonunda. Satış olmadıktan sonra motivasyon da düşüyor. Pazarda yapmanız gereken bazı lansman çalışmalarına ihtiyaç olacak ama hepsinin öncesi ürün geliştirmek. Ekranda gördüğünüz ürün bir golf sopasının üstünde duruyor. Bu ürün klasik bir havlu değil. Klasik bir havlu değil. Bu ürünün bir yüzü yüzü silmek için, bir diğer yüzü golf sopalarındaki teri silmek için. İkisinin birbirinden farklı ayıran havlu tek, bir havlu tutuyorum. Fakat iki yüze sahip. İki tarafında birbirinden farklı özelliği var. Bir tarafıyla yüzümü, terleyen yüzümü, ensemi neyse siliyorum. Bir diğeriyle de ben ürünümü siliyorum. Terleyen ürünümü siliyorum ve onu temizliyorum. Şimdi bunu niye anlattım? Böyle birini Türkiye'de tutabilir mi? Çok zor. Güzel. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Bravo, bölgesel belki. Ya biz de yine oyunu oynayalım, böyle interaktif, karşılıklı oynayalım istiyorum çünkü bunu. Bölgesel belki. Herkes havlu üretiyor. Denizli'ye gidin, fabrikaları gezin, organize sanayi bölgelerini gezin. Havlu üretmek istiyorum deyin.
Oturun, anlaşmaya varın, ürün özelliklerini inceleyin, izleyin, bakın, göreceksiniz. Herkes size bir fiyat teklifi verecek. Ürünün kalitesine göre, ama ürünü özelleştirmeye başladığınız andan itibaren kategoriyi domine edecek bir ürün bulmaya başlarsınız. Yani dijital pazarlamanın bir önceki adım, pazarlanacak olan ürünün ilgili pazarını bulmak, ilgili pazarda olmayan belki yeni bir ürün formu yaratmak, yarattığınız bu ürün formuna bir hikaye oluşturmak, oluşturduğunuz bu hikaye formuna çok güzel bir infografik, influencerlarla, ilgili influencerlarla anlaşmalar yaparak ilgili ülkede, ilgili hedef yerde, bundan bahsediyorum, anlaşmalar yapmak ve ürünün diğer satıcılardan ayıran özelliklerini yerel pazar yerindeyse vurguyla öne çıkarmak, hatta ilgili saatlerde, en çok alışveriş yapılan saatlerde ve en önemlisi kendinize ait bir müşteri datasının sizde kalması için pazar yeri akan bir nehir koyun. Tamam ama data yok elinizde, veri yok. Hangi veriye, hangi datayı nasıl pazarlama yapabileceksiniz? Müşteri datası elinizde yok. Dolayısıyla bir B planı olarak muhakkak hedef ülkede kendi markanızın tescilini yaparak kendi ürünlerinizle birlikte o ülkenin dilinde mutlaka yayın yapın. Bu bir örnekti. Ürün geliştirmek. Şimdi başka bir pazar analizi anlatacağım. Bir vaka analizi taşıdım burada. Bakın bunların her biri sizin dijital pazarlamaya harcayacağınız ve harcayacağınız tutardan dönüşü etkileyecek kritik katmanlar. Kanada pazarında satış yapan var mı? Deneyen de olabilir. Şimdi yapmıyor olabilirsiniz. Ama Kanada pazarını denedim. Diyen Kanada pazarını denediniz. Denediniz Kanada pazarını. Kanada'nın resmi dilini bilen var mı? Kanada'nın resmi dili nedir acaba? Fransızca. Çok güzel. Kanada Amerika'ya komşu bir ülke gözüküyor. Ve gördüğüm verilen reklamların ağırlığı İngilizce. Tamam, bunda bir şey yok. Evrensel bir dil. Kanada'da İngilizce zaten konuşuluyor. Ama ve lakin Kanada'da öyle bölgeler var ki ve öyle bir kullanıcı davranışı var ki, bizzat deneyimlediğim için bunu söylüyorum. Fransız müşteri, Fransız kökenli ve Fransızca dille yazılmış bir reklama daha iyi tepki veriyor. Hatta çok daha iyi tepki veriyor. Bunu da canlı bir örnekten anlatacağım sizlere. Atlas diye bir mağaza var. Furkan diye bir genç bir arkadaşımızın mağazası. Bir ve buna benzer ürünler satıyor. Yine Denizli'de çimizini üretiyor, orada satıyor. Aylık ortalama 70-80 bin Kanada doları civarı cirosu olduğunu biliyorum en son. Ürünleri reklam veriyor olmasına rağmen, bir bütçe harcıyor olmasına rağmen, harcanan bütçeyle dönüşüm arasında ki o korelasyon, yani dönüşüm doğru değil. Yani bir şeyler bir yerlerde hatalı gidiyor. Az önce bir sohbete denk geldik. Bir soru vardı başkanın yanında. Dönüşüm oranı, evet. Sizdiniz, evet. Siz tutturamıyorsunuz orada. Reklamın dönüşüm akosu tutturamıyorsunuz. Tamam. Şimdi ben bunu Kanada pazarından canlı bir örnek getirdim. Bu işin sahibi olan Furkan'dan da izin alarak getirdim buraya. Dolayısıyla rahat rahat anlatabiliyorum. Fransa pazarında satış yapmak üzere ürünleri ön plana çıkartan satıcılar gibi herkes bir yere bir reklam veriyor ve ürünü öne çıkartarak bir puan yorum alıp aslında algoritmada daha çok sevilen havasını vermeye çalışıyor. Ama Kanada pazarında Fransızca reklam vermeyi denedik. Metinleri Fransızca hazırladık. Hazırladığımız Fransızca metinlerden sonra çıktığımız reklamlarda net bir şekilde %25 dolarlarında satışta artış gördük. Çok basit bir dokunuş ama ciddi bir gelir artışına sebep oldu. Bakın, çok basit bir dokunuş. Ama işte konu ne biliyor musunuz? Yani o tutumu anlatmaya çalışıyorum. Olay bunu algılayabilmekte. Olay işte dibine girebilmekte konunun. Optimize edebilmekte konunun. Yani hedeflediğiniz ülkede, pazar yerinde, kendi sayfamızda, kategoride, bence ana kategoride tek başına yetersiz. O kategorinin altı, o kategorinin üçüncü kırılımı, kim bu satıcılar? Neler yapıyorlar? Nerede yapıyorlar? Ürünleri nedir? Nasıl yapıyorlar? Tersten gelmeyi deneyin. Tersten gelirseniz iyi şeyler çıkacak. Bir dijital pazarlama
kampanyasının başarılı olmasını sağlayacak önemli, basit ama önemli. Bu Meta için de önemli, Google için de önemli. Ama bir ürün hikayesi eğer oluşturuyorsanız inanın daha çok önemli. Yani şunu demek istiyorum. Video üretmekte ne var? Video üretmekte çok şey var. Ürettiğiniz videoyu kendi cep telefonunuzla çekip editleyerek eğer koyuyor iseniz beklenen şeyi alamazsınız. Benim söylediğim video bu video değil. Benim söylediğim video Hintlilerin, Çinlilerin bir prodüksiyon havasında 30'ar saniye, 60'ar saniye ürünle ilgili hazırladıkları infografiklerle zenginleştirilmiş, tanık hikayeleriyle, testimonyallarla zenginleştirilmiş videolardan bahsediyorum ben. Yani tanık hikayesi nasıl olabilir? Ben işte bu kulaklığı kullanıyorum, gayet memnunum ve bu kulaklığın satıcısı aramızda. Yani dijital pazarlamanın o elemanlarını hazırlarken, alt tarafını hazırlarken ben bu mikrofondan şu an memnun isem ve bu mikrofon şu an sizi mutlu edecek, tatmin edecek bir ses seviyesinde eğer size bu mutluluğu ya da istenilen problem nedir? Ses. Bu problemi çözmek için ihtiyaç olan şey nedir? Bu mikrofon. En arkadan en öne kadar eğer bu mikrofon şu anda bu işlevi görebiliyor ve fayda sağlıyorsa fiyat performans ürünü olarak eğer bu video bir testimonial olarak benimle gelse bu işin sahibi bir tanıklık videosu çekiyorsa ben buna okey derim. Kaçırılan çok minik şeyler çok büyük dönüşlere sebep olabilir ama bu negatif etki de olabilir. Yani benim anlattığım video ürünü koy, çek, yayınla videosu değil. İnfografikler inanılmaz iyi yapıyor bunu Çinliler. Olağanüstü iyi yapıyorlar. Çok iyi kreatif gözlere ihtiyaç var. Yani bakın dijital pazarlamaya başlamadan önceki süreçleri anlatıyorum. Ondan sonra paralar hep boşa gidiyor. Boşa gidiyor, boşa gidiyor ve boşa gidiyor bu paralar. Dolayısıyla ben 19 yıllık sektör meslek hayatımda şunu gördüm. Bir ürünün pazarlama hikayesiyle alakalı şunu gördüm. Ürünü pazarlamaya başlamadan önce ürünün bütün hem dijitaldeki hikayesini, testimonyallarını, infografiklerini, reklam pazarlamayla alakalı olan bütün analizleri, hatta olumsuz yorumları tersten gelerek, inceleyerek, üretiminle, argemle birlikte inceleyip dijital pazarlama çünkü öyle bir kargan bir zemin ki sizi uçurabilir, sizin bütçenizi yiyerek dibe de götürebilir. Bunu sağlayacak şey organizasyonda, yani sizin yapınız içerisinde o ürünü başarıya getirecek, götürecek kişilerle, şirket içerisinde de dışındaki kişilerle kolektif bir çalışma. Çünkü ben online çalışıyorum. Bir kategori yönetiyorum. Hatta 5-6 kategori yönettiğimi varsayın. Düşünsenize Parakende'de yüzlerce barkodu olan bir yerdeyim ve birbirinden farklı kategoriler var. Her birine hakim olma şansım var mı? Yani çok zor bu. Zaten online yapıyorum ben bu işi. Dolayısıyla bu infografik işini, bu testimonial ve ürüne hikaye oluşturma işini ihmal etmeyin. Dijital pazarlamadan bir gün öncesini anlatıyorum şu anda. Bir gün öncesini. Yani start verip bütçeyi başlatmadan bir gün öncesini anlatıyorum. Trabzon'da bir vaka analizi geldi başıma. Burada bizzat ben yaşadım. Trabzon Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'ndeki başımıza gelen hikaye. Anlattık sunumu vesaire bitirdim. Orada da başkan bey çıktı dedi ki ben dedi tatmin olmadım dedi. Mutlu değilim bu sunumdan dedi. Tamam, teşekkür ettim. Yani olabilir. Peki nasıl mutlu edebilirdik? Yani ne yapmam lazımdı da mutlu edebilirdim? Dedi ki bizim bir problemimiz var. Sürmene bıçağı coğrafi tescilli bir ürünmüş. Ben orada öğrendim. Bu sürmene bıçağı coğrafi tescilli olan bu ürünün Amazon Amerika'da Japon balık sırtı diye bir bıçak. Ben orada öğrendim. Bilmiyordum. Bilenler var mı bunu? Japon balık sırtı bıçak diye geçiyor bu. Japonlar öyle bıçaklar yapmışlar ki bizim sürmene bıçağımız, yani bizim coğrafi tescilli olan geleneksel sürmene bıçağımız bu kategoride yapılan bütün pazarlama faaliyetlerine ve harcanan bütçelere karşın ne yazık ki kategoriyi bir türlü domine edemiyor ve kategoriyi Japonlara kaptırmış durumda. Nereden bahsediyorum? Amazon Amerika'dan bahsediyorum bu arada. Dedi ki gelin bir ürün üretelim, bir ürün yapalım dedi.
orada Başkan Bey. Bu ürünü tabii üretmek benim için inanılmaz zor. Çünkü ürün geçmişe sahip değilim. Nasıl üretebilirim ki ben böyle bir ürünü? Tam olarak az önceki gelen cevabı yaptık. Tersten geldik. Dedim ki bana bir gün zaman verin. Ben önce bir kategoriyi inceleyim. Kategorideki rakiplere bir bakayım. Rakiplerin olumsuz yorumlarını toplayayım. Olumlu yorumlarını da toplayalım. Bunları segment edip bir kategorize edelim. Bana sürmeli bıçakların prototiplerini atın dedim. Görsel. Bildiğiniz klasik GPX dedim aslında. Prototiplerini aldım. Bizim kendi bıçaklarımızın. Japon bıçaklarını ben zaten topladım dedim. Onları ben topladım. Hepsini dosyalarını da kategorize ettim. Segment ettim. Ve bunu o gün orada yaptık. Ve o gün akşam orada gösterdik. Yani çıkardığımız ürünü. Çıkan ürün, yani yaptığımız şey şuydu, bizim ürünü Japon ürünüyle yan yana koyduk. Japonların, Japon satıcıların aldığı 1-2 yıldızlı yorumları aldık, puanlanmış ürün yorumlarını aldık. Sürmeli bıçağını yapay zeka tarafında olumsuz yorumlar verilerek durumu anlattık. Onların sattıkları piyasayı domine eden, daha doğrusu o kategoriyi domine eden ürünleri aldık. Dedik ki ürünü buradaki olumsuz yorumlara göre şimdi geliştir dedik. 6-7 tane farklı bıçak çıktı. Fakat bir sorun var. Ürün sürmeli bıçağı olmaktan çıktı. Tescilli ürün olmaktan çıktı. Bambaşka yepyeni bir şey geldi. Ustalar oradaydı zaten. Dediler ki biz bu ürüne bir de el dokunuşu yaparız. Yani kendi elimizle dokunuş yaparız üretimde. Prototipi üretir. Geleneksel duruma sadık kalarak ürünü yaparız dediler. Ürün üretildi arkadaşlar. Ürünü gerçekten ürettik. Şaka değil. Bana da bir tane hediye göndermişler. Ürünü ürettik. Ürünü çıkardık. Ürünü Amazon'da listelemek üzere hazırlıklarını yaptırıyoruz. Bir tane geleneksel sürmeli bıçağı. Benim üründen ne bir, yani hiçbir gelirim, kazancım, bir şeyim yok. Hiçbir öyle bir niyetim de yok. Hikaye şu. Bakış açınızı, sadece bu yarım saatte bakış açınızı değiştirmeye, zihninizdeki öğrendiğiniz, okuduğunuz kitaplardaki alışkanlıklardan aykırı bir yere çekmeye çalışıyorum. Ve gördüğüm kadarıyla aramızda çok fazla üretici var. Ve ürün üretirken alışılagelmiş basma kalıp, elinizdeki teknolojik imkanlar, maddi ve manevi insan kaynakları imkanları kadar güçlüsünüz. Fakat bir dokunuş lazım. Aynen şu dokunuş gibiydi. Yani az önceki gösterdiğim şu havlu gibi. Bu havluyu, yani bu gördüğünüz havlu gerçek bu arada. Yani gerçek satıştaki bir fotoğraf şu an Amazon'dan. Gerçek aldım fotoğrafı Furkan'ın listelemelerinden. Ne kadar cüve yapıyor olabilir sadece bu havlu? Aslında cüveyi verdim ben size. Aylık kaç ede satıyor olabilir? Sadece bu havlu. Sadece. Varyantları var. Renkleri var. 80 bin dolar aylık cüvesi var. Tek bir ürün. Şimdi kaçtan sattığını söylersem bulacaksınız da. Böyle bir ürünü kaçtan satılırsa alırsınız? Almam. Ben buna değer veremezdim. Çünkü hedef kitlesi ben değilim bunun. Golfçular. Ben buna bir değer veremem. Ürününüze aşık olmayın. Ürüne değer verecek olan, ürünün fiyatlanmasını piyasada belirleyecek olan ürünün hedef kitlesi sahipleri ve kategorideki diğer rakiplerin piyasa ortalaması. Son 30 günlük, 60 günlük, 90 günlük ürün fiyat ortalamalarını alabilecek bir sürü araç var piyasada. Bunları elde edebilir piyasa ortalamalarına bakarsanız ürünün pazarda neye oturacağını ve bu ürün bir de diğer kategorideki diğer ürünlerden ayıran özelliği neydi? Ürünün ikame edilebilir ama ürün ilk çıkıp lansmanı yapıldığı andan itibaren ürün tek. Domine etti zaten. Amerika'yı domine etti. Bu ürün Amerika'yı domine etti. 5 seneli bir ürün Amazon'da. Amerika için konuşuyorum. Ama bizim ülkemizde böyle bir ürünü Amazon.com.tr tarafında da Trendyol'a, hepsi burada veya kendi sayfamıza koyduğumuzda hedef kitlesi neresi olabilir? Antalya. Güzel. Ben de Antalya'ya gidiyorum ama golf oynamıyorum bu arada. Hiç oynamadım da. Yani elimi bile sürmedim sopayı. Bilmem bile yani. Oynayamam bile. Tek
amacım kullanıcının yerine kendinizi koyduğunuz andan itibaren ürünün doğru hedef kitlesine gidecek yeri sezgilerle değil, teknikle, duygularla değil, rakamlarla, verilerle ortaya çıkardıktan sonra benim ikinci fazda anlatmadığım ama şu an size söyleyeceğim, dijital pazarlamayı, bütçeyi harcamaya başladığınız andan itibaren göreceksiniz ki biraz böyle oynayarak, verilerle oynayarak doğru yeri bulmaya başlayacak o ürün. Ve o ürün algoritmada oturmaya başladıktan sonra, bakın Meta'da, Google'da, nerede sattığınızdan bahsetmiyorum. Kendi siteniz, Amazon, Etsy, hepsinden bağımsız konuşuyorum. Geleneksel, yani bütün evrensel bir bilgi, 1 kilobaytlık bilgi, ama ürün oturmaya başladıktan sonra reklamları kapatıp açmayın. Ürün oturmaya başladıktan sonra algoritma o ürünün, çünkü dönüşüm başına maliyetlerini düşürmeye başlayacak. Dönüşüm başına düşen maliyetler sizlerin karlılığını arttırmaya başlayacak ve dipte sonuç itibariyle gelir hanenizde yazar ve gider hanenizi düşürmeye başlar. İlk açılan reklamlarla alakalı az önce buraya girmeden önce bir veri gördüm. Bir anket yapmış Swapline, bir yayıncılık firması, 100 kadar ajansla anket yapmış Türkiye'de. Tam da bizim konumuz, performans ajanslarıyla yapmış anketleri. 2024 yılı içerisinde ekipleriniz yapay zekada dijital pazarlamadan faydalanma oranı ne olacak? %84 gördüm az önce. Tam bu kapıdan girmeden önce tesadüfen önüme düştü haber. %84. Metin içerik yazmayı, infografik oluşturmayı, hikayeleştirmeyi, marka oluşturmayı, dijital pazarlama stratejileri ve bütçelerini yönetmeyi, yapay zekadan mı, bir kişiden mi faydalanacaksınızın sorusunun cevabı %84 gelmiş. Türkiye'deki yapılan 100 dijital performans ajansının verisi bu. Umarım bana ayrılan süre içerisinde biraz zihin açıcı, ters köşe yapabilmiş ve ürün geliştirmekten bir adım öncesini gerçekleştirebilmiş hap bilgileri vermeyi başarabilmişimdir. Sorularınız varsa unutlamaktan çok memnun ve mutlu olurum Sayın Başkan. Evet. Çok başka. Aslında onu getirmeye çalıştım. Tam onu getirmeye çalıştım. Bu bir şöyle, şu bence bir kere, şimdi bende bunun cevabı kolay mı? Bunu biraz temeli indirmem lazım, basite indirmem lazım bunu. Şöyle, soruyu şöyle yanıt vereceğim. Bir, hatta bunu birkaç maddeye böleceğim. Rakiplerinizin sosyal medya hesaplarını inceleyen var mı? Güzel. Sadece attığı postlara mı bakıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hikayelere de bakıyorsunuz. Ama o story tam bu değil. Yani biz burada daha hikaye oluşturmaktan, ürünle... Tamam. Çok güzel. İki tane elimde örnek var. Kendi yaşadığım. Onlardan örnek vereceğim. Ispartalı olan var mı aramızda? Ispartalı. Lavanta bahçeleri Isparta'da başlayıp sonra Türkiye'ye yayılan bir hamle var. İnfluencer gücüyle beni çekebilmeyi başarabilmiş noktalardan bir tanesi. Fakat başarısız bir kullanıcı olarak lavantanın üretildiği tarihi önceden incelemediğim için gittiğimde boş tarlalarla baka kalmıştım. Kuru bir salıncakta sallanıp iki fotoğraf çekip dönmüştüm. Ve benim için nötr bir tecrübe. Fakat daha sonra ben tekrar gittim ve kooperatif, bir kadın girişim kooperatifiydi. Lavantaların lavanta olduğu kokusuyla böyle araba kapısını açar açmaz indiğim andan itibaren, ama burada 5 duyus somut bir veriden bahsediyorum. Beni böyle kokusuyla beni cezbeden ve hakikaten yani iyi ki burada böyle bir şey olmuş dedirtip, sonrasında o kooperatifin Migros'larda her yıl düzenli olarak lavanta satıyor. Belki dikkat etmişsinizdir. Kuru lavantalar Migros'ta her sene satılır ve o köydeki hanımefendilerin elinden çıkar. Ben ilk kaynağı görerek bunu anlatıyorum. Bir de havlu örneğinden devam ederiz. Her sene ben o lavantayı destek olsun diye alıyorum. Çünkü ilk yapılış yerini gördüm. Ama herkes böyle bir fırsata sahip değil. Gelelim havlu hikayesine. Ben şöyle bir şey teklif edeceğim.
bu salondaki herkes için sıfırdan havlu üretmeyi teklif ediyorum. Ben yapacağım bunu bu arada. Sıfırdan buna bir marka yazacağım. Sıfırdan hikaye yazacağım. Önümüzdeki 48 saat içerisinde buradaki herkesin mailine veya kayıt olan herkese ulaşabilecek sıfır bir dosya ulaştıracağım. Bunu da nasıl yaptığımı tek tek anlatacağım. Bu da benim bir marka oluşturma esnasındaki kullandığım teknikleri, duygu, hissiyatı ve bunun teknik anlatımını da size elinizde bir örnek olsun. Çünkü ben o havluyu üretebilirim, markalaştırabilirim, markaya gidecek ilk yolu kurabilirim ve adımları da faz faz yazacağım. Siz de elinizdeki bu dosyayı alarak, ben bunu yapay zeka ile yapmayacağım. Evet, ürettiyseniz ortak oluyor. Sonra gelirsem bir yerde ortak olmak istiyorum. Evet, ben projenin temel mantığını nasıl üretildiğini, nasıl çıktığını, yani o şeyi deneyimlememizi istiyorum çünkü. Yani bugünün çıktısı olsun, bugünün bir jesti olarak kabul edin, bugünün çıktısı olsun. Hatta ben şöyle bir, buna ek bir kitapçık daha vermiş olayım. Ben bunu parayla satın aldım Amerika'da. Ama gördüğüm kadarıyla artık böyle ücretsiz ulaşılabilir sanki görüyorum. Bir prompt kitapçığı aldım ben, bir Amerikalı mühendisten. Ben 49 dolara deyip aldım. 1000 tane prompt var. Yapay zekanın kullanımının daha nitelikli hale gelmesiyle alakalı. Ve içinde 200 tane kadar da farklı yapay zeka uygulamaları var. Ben hem bu çalışmayı hem de prompt kitapçığını bir araya birleştiriyorum. 48 saat sonra sizlere gelmek üzere veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ya, lütfen, lütfen. Aslında ben bir senaryo yazdım kafamda da söylemek istemedim. Bunu yazıya dökeyim dedim. Havlunun kullanışıyla alakalı, yani kullanımıyla alakalı otantik yerlerde bir takım gösterimler yapacağım. Ve onun gerçek hayattaki kullanışıyla alakalı ve havlunun sağlayacağı o tendeki dokunuşuyla alakalı bir hikaye oluşturacağım orada. Çatıyı oluşturacak ve sonra içini dolduracağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.